Zeynep Maya için karar süreci psikolojik gelgitlerle dolu çok sancılı bir süreç olmuştu. İstanbul'a gitmek veya bu hikayeyi arkasında bırakıp hayatına devam etmek arasında kalmış ama sonunda bu yüzleşmeye ihtiyacı olduğu sonucuna varmıştı. Şimdi ise o yüzleşme anı gelip çatmıştı. Her şey annesinin o son günlerinde başlamıştı. Kadıncağız yaşlılığın etkisiyle tuhaf cümleler kuruyordu. Hiç görmediği babasıyla ilgili tek bildiği bir otobüs şoförü olduğu ve trafik kazasında öldüğüydü. Ama annesi şimdi başka bir şeyler söyler gibiydi. Kuşkulanıp ısrarla babası hakkında sorular sormuştu. Sonunda annesi ölüm döşeğinde gerçeği açıklamıştı. Babası hayattaydı. İstanbul'da yaşıyordu ve çok ünlü birisiydi. Artık gerçek babasının ismini biliyordu. O güne kadar annesinden duydukları İstanbul'daki yaşamı ve terk etmek zorunda kalışıyla ilgili hikayelerdi. Ivy doğma büyüme İstanbulluydu. Çok güzel bir kadındı. Çocukluğundan beri resme merak sarmıştı. Yetenekliydi. Ünlü ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun atölyesinde çalışıyor, resim dersleri alıyor, canlı pırıl pırıl resimler yapıyordu. Sanat dünyasından birçok arkadaş edinmişti. Ivy Stanglia yeteneği ve güzelliğiyle sanat çevreleri içinde hareketli bir hayat yaşarken o ünlü adamla tanıştı. Adamın konuştuğu herkesi etkileyen bir karizması, derin ve entelektüel bilgisi vardı. Gittiği yerlerde tanınıyor, saygı görüyordu. Evliydi ve iki oğlu vardı. Ama gönül ferman dinlemedi. Ivy ile ünlü adam arasında yasak diye tanımlanan bir ilişki başladı. Adam da seviyordu belki ama Ivy'ninki tam olarak bir aşktı. Büyük bir aşk. Aşkını ölümsüzleştirecek şeyin bir çocuk olduğuna da inanmıştı. Adam ise evliliğini bozma ve yeni bir aile kurmaya çok uzaktı. Ivy kendi seçtiği yoldan gitti, hamile kaldı. Adamdan hiçbir şey beklemedi. Sadece hamile olduğunu söylemekle yetindi. Adam çocuğun sorumluluğunu almak istemedi. Ivy durumu kabullenmişti. Sırrını sadece birkaç yakın arkadaşı biliyordu. Başka hiç kimselere bir şey söylemedi. Sonunda bütün bebekler gibi çok güzel bir kızı oldu. Hamileliğinin arkasından adamla ilişkisi de kesilmişti. Artık kızıyla birlikte tek başınaydı. İşte o sıralar henüz daha Zeynep Maya 11 aylıkken politikanın insan hayatlarını bir anda alt üst eden müdahalelerinden biri geldi. 1964 yılında Türkiye ve Yunanistan arasındaki geleneksel gerginliklere bir yenisi daha eklenmişti. Konu yine Kıbrıs'ta yaşananlardı. Ankara'daki İnönü hükümeti Atatürk zamanında Yunanistan'da imzalanmış anlaşmayı feshetti. Artık Türkiye serbestçe Rum vatandaşlarını sınır dışı edebilecekti. Ardından çarşaf çarşaf isim listeleri yayınlanarak insanların ülkeyi terk etmesi istendi. Birçok kuşaktan beri doğma büyüme İstanbullu olan, kendilerini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayan insanlara bir hafta içinde Türkiye'yi terk etme emri verildi. Yanlarına sadece ağırlığı 20 kilogramı geçemeyecek bir valiz alabilirlerdi. Diğer her şeyi arkalarında bırakmaları isteniyordu. Ivy'nin ismi de sınır dışı edilecekler arasındaydı. Araya birçok kişi girdi. Sanat çevresinden arkadaşları imza kampanyası başlattılar. Gururlu Ivy adamdan yardım istemedi. Adam da zaten kendi başına harekete geçip sınır dışı kararını durdurmak üzere ilişkilerini kullanmamıştı. Ivy 20 kilogram bavulu ve 11 aylık Zeynep Maya ile birlikte o zamana kadar hiç görmediği Yunanistan'a gitti. Ivy'nin Atina'daki hayatı gittikçe içine kapanan, sönen bir hayat oldu. Kızını iyi koşullarda büyütmek için elinden geleni yaptı. Hepsi o. Artık resimle de, hayatla da daha az ilgiliydi. Daha az resim yapar olmuştu. İstanbul'daki o canlı renklerle dolu tabloların yerini karamsar, içine dönük, sönük renkler almıştı. Zeynep Maya annesini hep yürürken arkasında renkler bırakarak kaybolan tek başına bir figür olarak hatırladı. Ivy'nin Atina'da bir dostu bile olmadı. Adeta hayatını İstanbul'da bırakmıştı. İstanbul'u özlemeye ve oradaki dostlarıyla yazışmaya devam etti. Kızının babasını ise hiç unutmamıştı. Zaten adamın da ünü iyice artmış, ülke sınırlarını aşmıştı. Kendisi unutmasa da kızına unutturmayı başardı. Babasıyla ilgili basit bir hikaye uydurmuştu. Sıradan bir otobüs şoförü, kısa süren bir ilişki ve trafik kazasıyla gelen ölüm. Anlatacak fazla bir şey yok demişti hep. Şimdi kapısını çaldığı adamın ismini verdiği o son ana kadar. İsmini öğrendiği andan itibaren babasını araştırmaya başlamıştı. Türkiye'de artık bir efsane haline gelmiş bir yazar ve gazeteciydi. Milletvekilliği yapmıştı. Herkesin saygı duyduğu bir isimdi. Birçok git gel sonrasında babasıyla karşılaşmadan hayatına devam edemeyeceğini fark etti. Ulaşmak ve görüşmek için yollar aramaya başladı. Annesinin İstanbul'daki arkadaşlarını aradı. En yakın arkadaşlarından birisi de Arif Keskiner isimli, Beyoğlu'nda Çiçek Bar diye bütün sanat çevrelerinin uğradığı bir barın sahibinin eşiydi. O da Rum asıllıydı. Aslında Arif Keskiner ve eşi bu ilişkiden haberdar olan az sayıda insan arasındaydılar. Yardımcı oldular. Sonunda onların yardımıyla babasına ulaşmayı başardı. İstanbul'a gelmek ve tanışmak istediğini söyledi. Ivy o kadar gururlu durmuştu ki adam doğan çocuğun erkek olduğunu sanıyordu. Maya ile konuşması tam bir şok olmuştu.
Ama bir gün böyle bir durumla karşılaşabileceğini de hep düşünmüştü. Yaşı da artık ilerlemişti. Hayata daha olgunlukla bakıyordu. Zeynep Maya'nın görüşme isteğini de olgunlukla karşıladı. Ama biraz zaman istedi. Önce durumu ailesine açıklamalıydı. Ve açıkladı. İki erkek oğlu da büyümüştü. Onlar için de büyük bir sürpriz olsa da durumu anlayışla karşıladılar. Ve şimdi onlar da kapının arkasındaydı. Varlığını yeni öğrendikleri kız kardeşini bekliyorlardı. Zeynep Maya zili çaldı. Kapıyı edebiyatın, sanatın ve siyasetin ünlü ismi Çetin Altan açtı. Salonda da Mehmet ve Ahmet Altan kardeşler vardı. Baba kız göz göze geldiler. Sessizce durdular. Birbirlerine baktılar. Merak, endişe, kızgınlık, sevgi hepsi birbirine karışmış şekilde karışık duygular içindeydiler. İçeri girdiler. Çetin Altan henüz kendisini yeni tanıştığı kızını oğullarıyla tanıştırdı. Tedirgin ve mesafeli başlayıp gittikçe ısınan bir sohbet başladı. Baba Çetin Altan daha sonra kızına annesiyle geçirdiği bütün o dönemi kendi bakış açısından anlattı. Baba kız ilişkisi diğer ilişkilerden farklı bir özellik taşır denir. Bütün geç kalmışlığa rağmen yine de öyle bir ilişki başladı. İki tarafta geçmişin acılarını, eksikliklerini ve hatalarını değil, bugünün değerini bilmenin daha anlamlı olacağının farkındaydı. İki evlilik yapan Çetin Altan, 2015 yılında 88 yaşındayken vefat etti. Geride romanları, şiirleri, tiyatro oyunları ile birlikte çok sayıda eser bıraktı. En çok bilinen romanlar arasında Bir Avuç Gökyüzü, Büyük Gözaltı ve Bir Yumak İnsan yer alır. En çok bilinen oyunları ise Çemberler, Mor Defterler ve Suçlular ismini taşır. Ana kitabının da adı olan Enseyi Karartmayın günlük dilimize girmiş bir deyimdir. 1960'larda Türkiye İşçi Partisi milletvekilliği yapar. Sosyalist görüşleriyle tanınır. 12 Mart döneminde tutuklanır, hayatının son yıllarında daha liberal bir tutum alır. Oğulları Mehmet ve Ahmet Altan da genel olarak babalarının izinden gittiler. Siyasette ve medyada çok aktif rol aldılar. Mehmet Altan daha çok akademide, Ahmet Altan da daha çok edebiyatta etkili oldu. Zeynep Maya en son 2015 yılında Çetin Altan'ın cenazesine katıldı. Babasının iyileşmesini ve birlikte biraz daha zaman geçirebileceklerini umduğunu gözyaşları içinde söyledi. Kardeşlerinin kendisine sıcak davranmadığından yakındı ve hiçbir miras beklentisi olmadığını açıkladı.